Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. BTC'yi tekrardan detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar sizlere ki özellikle dün haftalık bazdaki kapanışların bizler için çok önemli olduğundan bahsetmiştim zaten sizlere. Onun dışında da bazı altcoin'leri paylaşacağım ki bunların içerisinde XRP olacak, ONT olacak ki hemen şuradan arkadaşlar bakın tam bir gün önce paylaşmış olduğum hafta sonu için sizi uyarmıştım diye bir video var. Bu videoda yapmış olduğum paylaşımda özellikle de hafta sonuna dikkat etmek gerekiyor demiştim ve BitTorrent'te %98 altılara varan hareketlikler yakalamıştık. Burada başta XRP, XLM ve ONT'ye dikkat edin diye bir video paylaştım aslında. Bu videoyu boşuna paylaşmadım sizlerle çünkü görmüş olduğum bazı şeyler vardı. Bu videoyu izlediğiniz zaman tekrardan bugün neler anlattım biraz daha net anlayabilirsiniz diye düşünüyorum ki görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın XRP bir sürü davası olmuş olsa bile başka şeyler bile olmuş olsa bile tekniksel açıdan eğer sizler için önemli bir bölgedeyse bir al bölgesindeyse alırsınız sat bölgesindeyse de satarsınız yani bu kadar basit aslında bu olayları görmek ve günlükte özellikle şu görmüş olduğumuz kırmızı alandan sonra ben XRP sizlerle paylaştıktan sonra bakın Fibonacci ortalamam kırdı retest ve bugün retest sonrası %18.4'lük güzel bir hareket biz tekrardan XRP'de katıl butonundaki arkadaşlarla yakalamayı başarabildik. Keza ONT günlerdir sizlere uyarmış olduğum bir coinlerden birisiydi. Burada özellikle de kırmızı yatay direnç bölgesi gerçek manada çok önemli çünkü çok büyük baskı altındaydı. Ve o bölgeyi şu an için kırdı arkadaşlar. Aynı zamanda indikatörün direnç verdiği bölgeydi. Bölgelerde ONT çok zorlanmış olsa bile 1.28.99 bölgesiydi. Şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra özellikle ONT'yi sizlerle paylaşmıştım zaten. Ve kademe olarak bu bölgeye gelip bu bölgeyi kırdıktan sonra özellikle yakinen takip edilebileceğini ki kırmızı bölgenin çok ama çok önemli olduğunu günlükte eğer o bölge üzerinde kalabilirsek ONT'nin daha yakinen takip edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgi paylaşmıştım sizlere. Bu saatten sonra isterseniz ONT'yi biraz daha yakın takip edebilirsiniz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Sadece tekniksel veriler ışığında bilgi paylaşımı yapıyorum ben size matematiksel anlamda. ONT'de de arkadaşlar 1.28 bölgesine dikkat edip bu bölge altında özellikle de 1.26-25 bölgeleri stop olarak kullanılabilir. Bana göre en değerli olan stop bölgesi 1.22 bölgesidir. Tabii ki bu sizin risk getiri analizinizde ne kadar doğrudur onu bilemem. O açıdan sizler de kendinize göre belli bir stop belirleyip Bitcoin hareketini de yakından takip ederek diğer altcoin'leri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan BTC'ye geçmek istiyorum. BTC'de anlatmak istediğim önemli detaylar var. Dün de aslında anlatmıştım ama bugün biraz daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Şimdi arkadaşlar BTC'de benim için son kale 54.919 bölgesi. Çünkü bunu daha önce sizlere belirtmiştim. Şu görmüş olduğunuz bölgede özellikle Fibonacci ortalamasıyla yatay direnç bölgemin geçmiş olduğu bölgeydi ki şu an için destek olarak çalışıyor. Bu bir. Haftalık baza geldiğimiz zaman haftalık bazda tepe bölgesi kırılımı retest akabinde bir toparlanma süreci var. Normalde daha önce de size belirttiğim gibi bakın bu düşüşten sonraki 2 hafta boyunca nasıl yükselişler olabilirse bundan sonraki haftalarda da birinci veya ikinci küçük bir düşüş akabinde tekrar yükseliş gelebilir ya da bir anda bir toparlanma yaşayabilir. Şu an için yapmış olduğu hareket gayet normal bir hareket. Özellikle de Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Açıklamalar neticesinde özellikle ABD piyasaları da açıldığı dönemde BTC'de biraz gerilemeler söz konusu oldu ama erken toparladı. Burada özellikle şunu belirtmek gerekiyor tekrardan. Birincisi benim için son kale tekrar söylüyorum 54.919 bölgesidir. Bu bölgeye arasında gelgitler yaşaması altcoin'lere büyük hayat verecektir. Bakın gelgitler yaşaması bunu iyi bilmek gerekiyor. Tabii ki volatilite açısından %3'leri %5'leri geçmediği sürece bunlara önem vermek lazım. Bu süre zarfında bu bölgelerde gelgitler yaşadığı sürece tekrar belirtmek gerekirse altcoin'lerde güzel hareketlilikler görme ihtimalimiz çok ama çok yüksek. Bunu belirtmek gerekiyor. Ama olur da biz 54.900 bölgesini kırarsak günlükte bu bölge altına hacimli bir mum kapanışı gelirse o zaman işin rengi değişmeye başlar. Bu yüzden burası benim son kalemdir. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu bölge boşaltılmadığı sürece büyük problem beklemem ben kendi adıma. Tabii ki gelgitler olabilir. Bunlar gayet normal. Ama buna dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında tatiklere geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Burada hemen sizler için bir trend çizgisi çok kabaca trend çizgisi çekeceğim.
Hemen şu dip bölgelerini de birleştireceğim arkadaşlar. Bakın BTC'de daralık çok artmış durumda. Özellikle 4 saatlik bazda incelediğimiz zaman. Bakın burada bir üçgen formasyonu var. Ve daralım son noktasına neredeyse ulaşmış durumda. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. BTC her an bir bölgeye doğru kırılım gerçekleştirebilir. Bu kırılımı gerçekleştirirken de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken en büyük özelliklerden birisi. 56.400 bölgesine dikkat etmek lazım. Bu bölge kırılırsa biz tekrardan 54.900 bölgene doğru geri çekilebiliriz. Burası zaten bizim son kalemiz. Bunu tekrar belirtiyorum. Bu bölge kırılırsa ondan sonraki kalemiz 51.900 ki bana göre 51.300 bölgesini iğneleyebilir. Buna dikkat etmek lazım. Olur da biz bu bölgeyi şu görmüş olduğumuz dar alandan çıkmayı başarır. Bu bölgeyi kırarsak ki kırabilmemiz için arkadaşlar bölgeden çıkabilmemiz için 58.500 bölgesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. O zaman yukarı yönlü yeni hamleler gelir ki bu altcoin'lerin biraz daha nefes almasını, Bitcoin'in de özellikle 46.000 bölgesini kırdıktan sonraki hedefi olan 64.647 bölgesine ulaşmasını sağlayabilir. Bu açıdan da bu alanların iyi takip edilmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum, saatlik bazlarda daralım çok artmış durumda ve bu daralım her an patlayabilir. Bu açıdan altcoin pozisyonlarında mutlaka mutlaka stoplu işlem açmanız sizlerin faydasına olacak. Şimdi buradan NIO'ya geçeceğim arkadaşlar. O da çok incelenmesi istenilen coinler arasında. Bakın arkadaşlar şurada 4 saatlikte tekrar NIO'da bir düşüş trendi söz konusu. Kırılmış retest gerçekleştiriyor. Ama benim için burada ana karakteristik bölgenin kırmızı 44 bölge olduğunu daha önce belirtmiştim, bu bir. Şu an için Fibonacci ortalaması da tam bu bölgeden geçiyor arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Eğer Fibonacci ortalamasıyla 44.5'ta şu an için altın bölge oluşturmuş durumda. Bu bölge geçirebilirse kademe olarak takip edilebilir. Ama bölge geçiremezse aşağı yönlü tekrardan baskı, ki son kalesi de 39.100 bölgesi. Bana göre bu bölge son stop bölgesi olarak kullanılabilecek bölgede arasında şu an için yer almakta. Dot'a geçeceğim arkadaşlar. Dot da çok incelememi istenilen coinler arasında. Dot'ta bir üçgen formasyonu vardı özellikle 4 saatliklerde. Formasyon tam olarak gerçekleşmedi. Onun akabinde tekrardan yeni formasyonlar gelişti. Ama şu an için düşen trendin çok fazla bir etkisi olmadığını görüyoruz özellikle. Ve burada yatay direnç bölgesi 39.73 bölgesi daha önce şurada denenmiş. Burada denenmeye çalışıldı. Burada aşımlar olmaya çalışıldı ama üzerine geçilemedi. Bu yüzden 39.73 bölgesi altın bölgelerinden birisi. Eğer olur da bu bölge üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak arkadaşlar, o zaman akabinde tekrardan yukarı yönlü yeni bir hareketin gerçekleşebilme olasılığı artabilir. Şu an için 36.9 bölgesi destek olarak çalışmakta. Son kale 34.85 bölgesi. Bu bölge kırılırsa aşağı yönlü 30 bölgelere kadar bile bir geri çekilme yaşanabilir. Bu açıdan şu an için DOT volatilite açısından, hacim ve momentum açısından hala güçlü durumda değil. Sadece gelgitlerle hareketine devam ediyor. Bu açıdan da sizler de belli destek ve dirençler doğrultusunda Dogecoin'i yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan sizlerin en çok incelememi istediği coinlerden birine geçeceğim. XTZ. Arkadaşlar XTZ'de daha önce bir düşen trend vardı ve bir topa formasyonu paylaşmıştım ben sizlere. Bakın şu görmüş olduğumuz solumuz, burası baş, burası tekrar omuz. Kırılımdan sonra şu görmüş olduğumuz alanda düşen trendi tekrardan test etti. Şu an için yukarı yatay, yani küçük mumlarla beraber yukarı yönlü hareket gerçekleştiriyor 4 saatlikte. Ama burada Fibonacci ortalaması gerçekten çok önemli. Biz hala Fibonacci ortalamasını kırmış durumda değiliz arkadaşlar. Bunun için 4.33 bölgesi, revize ettiğim bölge, direnç açısından önemlidir ve bu bölge üzerinde bizim günlük bağımsız kapanışlar görmemiz gerekiyor ki hiç bu bölgeye değmeden tekrardan XTZ'de bazı şeylerin değişebileceğini söyleyebilirim. Bu açıdan bu bölgenin kırılıp kırılmayacağının iyi takip edilmesi bana göre XTZ için önemli. Çünkü bu alan kırılmazsa eğer aşağı yönlü baskıda 4 psikolojik fiyat olarak bizim için önemli. 4.05 bölgesi. O bölgede geçirse 3.78 bölgesi bizim için önemli destek bölgelerinden biri olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik kütümü tekrar inceleyeceğim sizlerle arkadaşlar. Kütümde önemli bir kırılım vardı. Kırılımdan sonra belli oranlarda hareket gelmişti. Bunu takip edeceğimizden bahsetmiştim zaten sizlere. 7.59 bölgesine kadar gelmişti. Turuncu bölge mükemmel çalıştı. O bölgeden baskı yedi. Şu an için 6.77 bölgesini kırdı. Kırdıktan sonra retest'ten sonra hareketine tekrar devam ediyor. Burada 7.19 bölgesi iyi takip edilmesi gerekiyor. Bölge kırılırsa tekrardan 7.59 bölgesini test etme olasılığı olabilir. Bu açıdan da dikkat etmek gerekiyor. Şu iki tane alanı ortadan ikiye böldüğümüz zaman da şöyle biraz daha net oldu. 6.37 bölgesi. Özellikle 6.77 bölgesi kırılırsa arkadaşlar 6.37 ve aşağıda da 6 psikolojik fiyatlanması takip edilebilir. Şu an için 6.77 ana direnç bölgelerinden birisi. Bölge üzerinde kalmayı başarabilirse eğer yukarı yönlü tekrardan yeni hareketler
görebilme ihtimalimiz olabilir. Bu açıdan da dikkatli takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlerin faydasında olabiliyordur paylaşımlarım. Eğer sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olmanız gerekiyor. Katıl butonundan da bana destek verip daha fazla altcoin pozisyonlarından faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.